Soru bankası oluşturmak için esnav.sabis.sakarya.edu.tr adresinden Sabis şifreleriniz ile esnav sayfasına girilir. Sol sütunda yer alan soru bankası seçilir. Gelen sayfada daha önce sizin adınıza oluşturulmuş ve staj ya da kurullara göre ayrılmış soru havuzlarını göreceksiniz. Soru bankasına girdikten sonra sağ üstte yer alan yeni soru seçilir. Açık uçlu ya da çoktan seçmeli soru seçimleri yapılır. Kısa ad bölümüne dersin adı yazılır ve kaydedilir. Kısa ad bölümünde ders için tanımlayıcı bir ad yazılması unutulmamalıdır. Eğer aynı isimde bir saatten daha fazla dersiniz var ise, ders adlarını 1, 2, 3 şeklinde ayrı ayrı isimlendirebilirsiniz. Örneğin giz kanama 1, giz kanama 2 gibi. Metin kısmına çoktan seçmeli soruların soru kökü yazılır ve kaydedilir. Sağdaki seçenek ekle kısmından tüm şıklar girilir. Sorular girildikten sonra doğru cevap işaretlenir. Gerek metin, gerek şıklar kısmında resim dosyaları kullanabilirsiniz ve ekleyebilirsiniz. Sınav öğrencileri 3 gruba ayrılacağından aynı konuyu değerlendiren toplam 3 soru girişi yapılmalıdır. Bu soruların gruplara dağılımını sağlamak için 3 eşdeğer soru girildikten sonra en alt sağda eşdeğer soru bağlı sekmesi tıklanır ve eşdeğer sorular eklenir. En altta solda yer alan geri tuşu ile sayfadan çıkarak yeni bir soru eklenebilir. Açık uçlu bir soru sormak istediğinizde yine kısa ad bölümüne dersin adı yazılır. Metin kısmına soru kökünüz yazılır ve kaydedilir. Gerek çoktan seçmeli, gerek açık uçlu sorularda varsayılan standart soru puanı 10'dur. Ancak açık uçlu sorularda sorunuzun değerini değiştirebilirsiniz. Bu değişikliği yaparken çoktan seçmeli soru puanını 10 kabul edin ve açık uçlu sorunuza gerekirse onun katları şeklinde değer verin. Açık uçlu sorulara da 3 eşdeğer soru girin. Girdikten sonra eşdeğer soru bağla sekmesi tıklayarak soruları gruplara dağıtın. Yine sağ alttan sorduğunuz sorulara ön izleme yapabilirsiniz. Yaptığınız yanlışlıkları düzenle butonundan girerek tekrar düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için ana sayfada sıkça sorulan sorulara